Şümmete selamun aleyküm can takipçilerim. Cansun Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Allah iyilik sağlık versin. Bugün yine mutfağımdayım. Cansun'un mor mutfağındayım yine. Neler yapıyorum diye soracak olursanız. Şöyle mutfağımın üzerindeki dağınıklığı görüyorsunuz canlarım. Vallahi bugün ben bayağı bir acıktım. Canım ne istediyse dolaplardan kurcaladım bugün. Buldum pişiriyorum şu anda. Bizim dondurucuda, dip frizde, buzdolabımızın üstünde çok aşırı derecede malzeme var. Yazdan attığımız organik eşyalarımız var. Mesela şunun gibi, şöyle göstereyim. Bu mesela yazdan doğrayıp da dolabımıza indirdiğimiz domateslerimiz. Şunlar şöyle biberlerimiz görüyorsunuz. Ufak ufak doğramıştık arkadaşlar. Bunları yazın. Kışın işimize yarayacağını biliyorduk. Çünkü kışın biberlerin, domateslerin yemeklerin içinde erimediğini siz de biliyorsunuz. Kesinlikle iyi olmuyor. O yüzden böyle yazdan ayırdık. Bugün neler yapıyorum? Tavuk sote yapıyorum arkadaşlar. Bugün tavuk göğüslerimi doğradım. Şöyle bir tencerenin içine aldım. O şu anda pişiyor. Şeyleri pişiyor yani. Sadece şuradan bir mendil alalım. Şöyle tutalım. Şu tarafı biraz eğri gibi duruyor. Şöyle yapacağım. Kulbu bana doğru dönük. Tavuk sotemiz var arkadaşlar. Suyunu çeksin diye böyle koydum, doğradım. Önce suyunu çektiriyorum. Sonra yağsıyla biberin domatesini ekleyeceğim. Bunları size daha yeni göstermiş olduklarımı. Yani şöyle masanın üzeri kalabalık gibi görünüyor ya. O yüzden böyle bir açıklama gereği duydum sizlere. Şöyle bir tenceremizde yine ne var? Vallahi bu da bayağı dağılmış gibi görünüyor ama şöyle kabak çiçeği dolması var canlarım. Bunun içinde de yazdan yine aynı bu şekilde doldurmuştuk. Dolaplarımıza indirmiştik. Şimdi de çıkarttık şöyle. Gördünüz. Bu tenceremde bu var arkadaşlar. Şu diğer büyük tenceremde de kiraz hoşafı yaptım. Bugün vallahi bugün hamur attım üstümde herhalde benim. Önüme ne geldiyse yaptım. Pırasamız var. Marulumuz var. Turpumuz var. Onlarla beraber güzel gideceğini düşündüm. Dünden yapmış olduğum şöyle patates yemeğim var. Bir de bunu göstereyim. Yükselme birazcık koydum yemedi. Bu da patates yemeğim. Dün yapmıştım. Tadı çok güzel olmuş. Vallahi ben çok sevdim. Dün annemle giderken yapmıştım canlarım. Burada ben gidince kayınvalidem gül yesin diye. Şu kapakta şunu, bu patatesimizi de küçük bir kapımıza alacağım aslında ama şimdilik kapağını örtüm onun da. Sonra canlarım şu tavamın içinde, kırmızı tavamın içinde de pirinç pilav yapıyorum. Ama bugün değişik yapıyorum. Ben ilk defa böyle yapıyorum. Yazın ablam bahçesinden yetiştirdiği bezelyelerden getirmişti Elmas ablam. Böyle bayağı bir avuç falan vardı. Onu dolabımıza indirmiştim. Şimdi pirincime birazcık ekledim. Pirinç pilavıma. Vallahi şu an pişiyor ama nasıl olacak hiçbir fikrim yok. İlk defa deneyeceğim. Eğer ki sevmezsem bir daha kullanmam. Bakalım. Onu da öylece koyduk. Burada da kiraz hoşafım var. Şöyle bir kasemize koyayım size bir gösterim. Bunu da arkadaşlar kirazlarımızı yazın satın almıştık. Onları dip frizimize indirmiştik yine aynı bu şekil. Vallahi dolabı da açtım geri kapanmıyor arkadaşlar eşyalardan. Şöyle yapayım. Çömçeler var ya o yüzden öyle oldu. Ama siz olun böyle bir şey yapmayın. Ben sizlere bir tavsiye vereyim canlar. Şöyle bu da kiraz hoşafım buhar üzerinde. Bugün de bunu yaptım. Şöyle biraz eğerek göstermek istiyorum kameramı. Dökülmesin yeri. Görüyorsunuz canlarım. Bunu da böyle yaptım ama bence dolabınıza kirazınıza asla koymayın. Vişneye bir şey olmuyor. Vişne hiçbir şekilde bozulmuyor. Ama kiraz aynen bu şekilde bozuluyor. Dolaptan çıktıktan sonra değişik bir boz rengi oluyor. Böyle kırmızı kiraz renginden çıkıyor da artık böyle değişik bir renk almaya başlıyor. O yüzden görüntü olarak güzel olmuyor. Bunu kavanozlarınızda yapın. Bence çok güzel olur. Elmas ablam öyle yapmış. Çok güzel olmuş. İnşallah ben de seneye öyle yapacağım. Allah'ım ömür verirse. Görmek, o günleri yaşamak nasip olursa. Ben de kavanozlarımızı dolduracağım. Kirazlarımızı.
Şimdi meyve suyu gibi döküyor, onlar içiyorlar. Çok güzel. Ben de öyle yapacağım. Teriyaş bir ahıl getirir derler ya, aynen o hesap. Etimiz kavruldu. Ay suyunu çekti, pardon. Şimdi birazcık yağ ekleyeceğim buna, sıvı yağımızdan. Şöyle. Yani şimdi sizlere ben masamın üzerindeki darlığın sebebini açıklamış oldum. Darlık değil yani, hepsi yemek. Şimdi canlarım, ben buna domatesimizi de biberimizi de aynı anda ekledim. Zaten ikisi de aynı anda erimiş olacak. Bu hani normalde önceden biberimizi ekleriz. Tavuk sotemize sonradan domates ekleriz. Ama bunun ikisi de aynı şekilde eriyeceği için şöyle göz kararı. Bakalım da karıştıralım şöyle. İşte buzlu ya, yüzüne tutmayacak gibi oluyor. Peki tamam, sotemiz olduğunu yeter. Zaten diğer yemeklerimiz de var. Evet. Tamamdır. Şöyle biraz daha ekleyelim. Sonra bu biberimizin ağzını bağlayalım. Şöyle. Yine bir yemek falan yaptığımda aynı şekilde ekleyeceğim. Domatesimiz de şöyle gördüğünüz gibi. Bundan da ekleyeceğim. Bakalım bu da çok mu olur ki? Neyse. Domatesi tatlı olur. Severim domatesi. Şöyle bir karıştıralım. Bu da tamamdır canlar. Şöyle yapalım. Şuradan da kaşığımızı bunun içine koyalım. Pilavımızın ağzını da şöyle kapatsam mı acaba? Kapattım. Daha yeni bakın diye açmıştım, unuttum gördüğünüz gibi. Bir de pilavımızı karıştıralım bakalım. O ne alemlerde. Bu da yan duruyor. Şöyle bir karıştırın. Vallahi iyi benziyor pilavımızda şu anlık, değil mi? Geçenki yaptığım pirinç pilav da güzeldi ama bu şimdiki yaptığım pirinç, baldo pirinç, en sevdiğim bu benim. Öbür pirinçleri bu kadar sevmem ben. Şunu da kapağını şöyle kapatalım. Bunu soğuması gerekiyor aslında ama şöyle şu poşetlerde de ne var derseniz, bugün dipfrizleri boşalttım dedim ya sizlere. Şunda organik kendi yaptığımız el yapımı peynirimiz. Bunda da tereyağımız var. Kendi yaptığımız tereyağımızı Hasan'ın videosundan biliyorsunuz, eşimin kanalında. Bunları da şöyle bir tabağın içine koyayım. Suyu bunun içine gelsin. Şimdi bir de buralarımızı temizleyelim. Şöyle çöp başka var mı? Yok. Yükselim'de evde arkadaşlar. Yükselim'e de bir makarna pişirdim. Patates kızartayım dedim, istemedi. Sulu patates var, yer misin dedim. Onu da yemedi. Öylece yine makarna istedi. Makarna canavarı. Şuradan bir temiz bez alacağım. Şöyle. Bir iki tane bulaşığımız var. Onları da yıkayalım. Arkadaşlar ben valla bulaşığı yıkadım mı sanki kendimi her işi görmüş gibi hissederim. Yani yemek yaparken bulaşığı yıkayınca. Çünkü yıkamazsam aynı düğün bulaşığı gibi birikiyor. O da güzel olmuyor. Şöyle masamızda ne var ne yok alalım. Şimdi şu iki bulaşığımızı yıkayalım. Bir şey yok zaten. Bir makarna süzdüğüm süzgecim var. Bir de normal tabağım var. Şöyle yapalım. Mendilimizi. Sizler ne işler görürsünüz canlar? Vallahi biz bugün koyun buzu derken, ben önce temizlik yaptım. Buzulara ben sabah girmemiştim. Sonra koyunlarla buzuları ayırmak için mecburi olarak ben de girdim. Yine su doldursam olurdu ama az diye umursamadım arkadaşlar. Şu kirliliğimi şöyle yapacağım.
Yüksel. Evet değerli kıymetli takipçilerim. Gördüğünüz gibi yemeklerimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Vallahi pilavımız şöyle tane tane çok güzel görünüyor ama bilmiyorum az sonra soframıza bakacağım. Ayaklı sinimizi koydum. Normal yüksek sinimizi yani. Şöyle kiraz hoşafımız. Sizlere söylediğim gibi rengi biraz açık bir renk oluyor ama tadını inanın hiçbir şey değişmiyor. Çok güzel tadı var. Sotemiz de şu şekilde. Ben suyunu az seviyorum. Tavuk soteni zaten. Ben böyle olmasını seviyorum. İstiyorum öyle diyeyim bari sizlere. Şu da çiçeğimiz canlarım. Şöyle görüyorsunuz. Ağzını sıkı yapmadıklarımız açılmış. Şöyle bulgurlar dışına çıkmış. Ama yine de çok güzel. Şöyle pilavımızı görüyorsunuz. Buyurun gelin soframıza. Bereketinizle gelirsiniz. Gelseniz bile vallahi canlarım. O zaman bizlere afiyet olsun canlarım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videoma like atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim kanalımda kalın.